telling the story of my father's life, it's impossible to separate fact from the fiction, the man from the myth. Big Fish bizlere modern bir masal anlatımı sunuyor. Yönetmen Tim Burton'ın filmografisine baktığımızda Beter Böcek, Alice Harikalar Diyarında, Ölü Gelin ve Makaseller gibi yapımlar görüyoruz ki bunların her birisi kendi atmosferi bulunan oldukça fantastik yapımlar. Big Fish işte böyle bir yönetmenin ellerinde Ewan McGregor gibi çok sağlam bir oyuncuyla buluştuğunda insanı etkisi altına alan bir yapıma dönüşüvermiş. Bu arada filmde dövüş kulübünün marlası Helena Carter da yer alıyor. Ünlü halk bilimci Proben masal anlatılarını belli bir kalıba sokarak incelemeye çalışan masal çözümleme tekniği bulunuyor. İlgilileri bunu çok iyi bilirler. Eğer bu video bir makale olsaydı ben Proben bu masal anlatıları, masal çözümleme tekniğini tek tek bu filme uyarlardım. Ancak buna gerek duymadan sadece bir not olarak şunu belirteyim ki Proben masal çözümleme tekniğine birebir uyan bir anlatım şekli var, anlatım dili var Big Fish'in. Peki bu film ne anlatıyor? Filmde hayalleriyle bütünleşmiş ve onları kendi gerçekliğine dönüştürmüş bir adam seyrediyoruz. Gençliğinden itibaren inanılmaz bir inançla, inanılmaz bir ısrarla tüm bu kurgularını herkese ama herkese her ortamda gerçekmiş gibi sunan birisi. Bu bir taraf. Diğer tarafta ise babasının bu anlatılarıyla büyüyen bir çocuk var. Bu çocuk büyüyünce sözüm ona yetişkin olunca babasının bu anlatılarını sorgulamaya başlıyor ve ondan bir anda uzaklaşıyor. Film bir baba-oğul ilişkisinin gelişimini ve sonucunu şiirsel bir anlatımla harmanlayarak bize sunuyor. Film oldukça etkileyici bir anlatım diline sahip. Videonun bundan sonrası spoiler içeriyor. Edward Bloom'un anlatıları ne kadar gerçek? Edward Bloom'un anlatılarının tamamı hayal değil, ancak tamamı gerçek de değil. O kelimenin tam anlamıyla macera perest birisiydi. Gerçekliğin sıkıcı dünyası ona istediği ortamı sunamıyordu. İşte bu nedenle o yaşadığı hayatta bizzat tanıdığı veya yolculuk ya da iş icabı dolaşırken tanıdığı insanlara hayalinde bir rol veriyordu. Örneğin aslında bir sirkte tanıdığı bu koca adam onun hayalinde bir kasabaya saldıran kocaman bir deve dönüşüveriyordu. İş yolculuğu sırasında tanıdığı Jenny karakteri Edward Bloom'un çocukluğunda bile var olan bir cadıya dönüşüveriyordu. Hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir rüya kasabası olan Spectre aslında onun yolunun üzerinde bulunan ve Jenny'nin yaşadığı yerdi. Sonuç olarak filmde Edward Bloom'un eşi Sandra'nın söylediği gibi onun anlattığı her şey bir hayalden ibaret değildi. Oh, that really happened? Not everything your father says is a complete fabrication. Edward Bloom deli miydi? Hayır, değildi. Onun bu durumu bence bilinçli bir seçimdi. Fiziksel kanunlarla sınırlı dünyası ona yetmiyordu. Onu mutlu edemiyordu. O kendisinin bir dev olduğunu ve bir devin sıradan bir yaşamı olamayacağını söylüyordu. Was that I was intended for larger things. After all, a giant man can't have an ordinary size life. Onun buradaki devden kastı kendi hayal dünyası ve yapmak istedikleriydi. Edward Bloom! Ancak söylediğim gibi dünya onu sınırlıyordu. Bir kafesin içerisine hapsediyordu onu. Edward Bloom da bu kafesten çıkmak için hayallerine sığınıyor ve orada mutlu oluyordu. Kendisinin zaten asla mantıklı olmadığını kabullendiğini görmüştük. The truth is, I was never a reasonable man. Onun aradığı şey mantık değildi zaten. Çok basit bir şeydi. O mutlu olmak istiyordu. Bu nedenle gerçeklikten kaçmayı seçiyordu. Çünkü aradığı şey orada değil, kendi hayallerindeydi. İşte bu delilik değil, akıllıca bir seçimdi kendisine göre. O bahsettiği bir masalında papağanların her şey hakkında konuştuğunu ama inanç ya da din hakkında konuşmadığını söylüyor ki aslında bu onun kendi kırmızı çizgisiydi. Those parents talk about everything. Politics, movies, fashion. Everything but religion. Hayallerimde her şeyden bahsederim ama din konusundan ya da inanç konusundan bahsetmem demek istiyordu. Peki neden? Cevabı kendisi veriyor. Why not religion, Dad? It's rude to talk about religion. You never know who you're going to offend. O kendi hayallerinin herkes için bir mutluluk kaynağı, bir sığınak olmasını istiyordu. Çünkü bunları herkesle paylaşıyordu. Orada bahsettikleri o mutluluk dünyasının içerisine herkesi çekebilmeliydi. Bırakın farklı dinleri, farklı siyasi görüşteki insanların bile birbirini çiğ çiğ yediği rezil dünyanın kendi hayallerine sızmasına izin vermiyordu.
Filmde Edward Bloom'un hayallerinde yakalamak istediği bu detaya muhteşem bir anlatımla, muhteşem bir görsel anlatımla yer verilmiş. Gerçek dünya genel olarak sıkıcı ve boğucu bir atmosferle verilirken, Edward'ın dünyasına geçtiğimiz anda yüzler gülüyor ve her şey kendi adının anlamı gibi çiçek açıveriyordu. Bir öğretici olarak Edward Bloom. Edward Bloom bir öğretmendi aslında. O hikayelerini anlatırken dinleyenlere yol gösteriyordu ve sağlam mesajlar gönderiyordu. Bu mesajlarını anlatılarının satır aralarına sıkıştırıyordu. Bunun filmde pek çok örneği var. Örneğin burada Spectre kasabasına onun erken geldiği söylenir. We weren't expecting you yet. Edward bunun üzerine kestirmeden geldiğini ama o yolun tehlikeli olduğunu söyler. You must have taken a shortcut. Yes, I did. It almost killed me. Karakter hemen ciddi bir yüz ifadesi takınır ve didaktik bir yaklaşım sunuverir. Life will do that to you. And truthfully, the long way is easier, but it's longer. İşte bu ifadeler onu dinleyenlere, kolaycılığa kaçmayın hayatınızda, uzun bile olsa güvenli yolları seçin yaşamınızda gibi bir mesaj iletmektedir. Efsanevi balığı anlattığı bir hikayenin sonunda hem karısını onurlandırır, hem de dinleyenlere yine öğretici bir son sunmaktan geri durmaz. That was the lesson I learned that day. To catch an uncatchable woman is to offer her a wedding ring. Edward Bloom o kadar sağlam bir eğiticidir ki hayatına dokunduğu herkesi etkilemiştir. Aslında çok iyi birisi olan Jenny karakteri Edward'ın oğlunu gördüğü zaman onun babasını hiç tanımadığını ya da anlamadığını fark ediyor. Will babası kendi çocukluğunda evden sık sık ayrıldığı ve uzun bir süre gelmediği için büyüdüğü zaman bu durumu babasının annesini aldatması olarak yorumluyordu. On some level I just presumed that he was cheating on my mom and just never had proof. Onun zaten babasından utandığını da biliyoruz. I'm sorry to embarrass you. You're embarrassing yourself, Dad. You just don't see it. Jenny işte bunu fark ediyor. Bakışlarında bunu görebilirsiniz. Edward karısını deli gibi seven ve ona aşık birisi ama çocuğu onu ne kadar da yanlış tanıyor. Jenny Will'e bunu anlatabilmek için ona babası gibi yaklaşıyor. Onunla tanışmasını tamamen kurgusal bir dünya içerisinde veriyor. Bunun aynısını Will filmin sonunda babasını yapıyordu dikkat ederseniz. Jenny böyle yaptığı anda bu anlatım dilini seçtiği anda iki şey fark ediyoruz. Bunların birincisi şu. Edward Bloom onu da inanılmaz şekilde etkilemiş ve kendi felsefesini ona da aşılamayı başarmış. Tıpkı filmin sonunda oğluna yaptığı gibi. Jenny'nin anlatımında yakaladığımız ikinci durum şu. Jenny Will'i yönlendirmeye çalışıyor bir öğretmen gibi. Ona babanı anlamak istiyorsan gerçek dünyayı bir tarafa atacaksın. Aksi durumda babanı, onun dünyasını ve onun altın kalbini anlayamazsın diyor aslında. Balık neydi ya da kimdi? Filmin başında görülen ve Edward Bloom'un hikayelerinde anlattığı efsanevi balık en baştan beri kendisiydi. Asla yakalanamayan bu balık kendisiydi çünkü kendisini gerçek dünyayla sınırlayamıyordu. Ancak Edward'ın bu balığı yakaladığını söylemesi, onun balığı yakalaması eşiğine evlenmesi anlamına geliyor. Balığı nişan yüzüğünü kullanarak yakalıyor dikkat ederseniz. Balığın yüzüğü yutması Edward Bloom'un eşini ne kadar sevdiğini sembolize ediyordu. Onun sevgisini içerisinde taşıyordu. Will tabii ki önceleri bunu, bu detayı kavrayamıyordu. Zaten o değil bunu, babasının anlattığı hikayelerin hiçbirisinin gerçek amacını göremiyordu. Will'in bir süre sonra babasının anlatılarını görmeye başlamasını, onun kendi içerisinde, kendi iç dünyasında minik bir ışığın yanışını yönetmen bize havuzdaki balık olarak sunmuştu. Zaten bunun hemen sonrasında babasının cadının gözünde gördüğünü söylediği kendi sonunu yani ölümünü olağanüstü bir anlatıyla sonlandırıyor Will. Ölümüne kadar eşine sadık kalan ve onu seven bu adam son anında hala ona bağlıdır. Bunun oğlunun anlatısında yer alması Will'in babasını artık anladığını gösterir bize. Will'in değişiminin en vurucu sahnesi aslında doktorla yaptığı konuşmadır. Edward Bloom'la şahsen tanışan doktor da onu çok iyi anlıyordu ve oğlunun onu anlamadığının da farkındaydı. İşte bu yüzden bu sahnede doktor ona gerçeği sundu. Gerçek işte bu kadar cansız ve sönük. And that's the real story of how you were born. And I suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish and a wedding ring, I might choose the fancy version. İşte bu an Will'in babasını gerçekte olduğu gibi gördüğü andır. Babasının o balık olduğunu anlıyor.
Zaten bunun hemen sonrasında babasının cadının gözünde gördüğünü söylediği o sonu olağanüstü bir anlatıyla sonlandırıyor. Herkesin yüzü gülmelidir Edward Bloom hayata veda derken. Onun vedası işte böyle olmalıdır. Çünkü onun hayal dünyasında gerçekliğin sıkıcılığına yer yoktur.